Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Atilla Türker'le Markaj başlıyor. Başlıyor. Radyo Spor'a Atilla Türker'le Markaj programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 13.01'i gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve Atilla abiyle bugün hem yeni çıkan kitabını fırsat kalırsa da tabii ki diğer gündem maddelerini konuşacağız. Telefon numaranızı atarak dilerseniz evet, başlayalım Atilla abi, her zaman olduğu gibi 0549 371 0705. Kitabınızda bile cep telefonunuzu paylaşmışsınız. Evet evet. Bugün ben de ilk defa okuma fırsatı buldum. Hayırlı uğurlu olsun Atilla abi. Çok çok teşekkür ediyorum. Yılların emeği var değil mi bu kitapta? Sonuçta hani 7-8 ayda yazdım dediniz ama evet, onun öncesi çok daha geçmişe dayanıyor. Tabii. Daha önceki yayınlarımızda da söylemeye çalıştım. Hani Pablo Picasso'nun meşhur bir anekdotu vardır. Aynen, onun gibi. Nedir o? Herkes bilir ama tekrarlamakta yarar görüyorum. Adamın biri Pablo Picasso'ya söylemiş, bir portremi yapar mısın? Picasso da hay hay demiş. Yapmış 5 dakikada. İşte vatandaş demiş ki ne kadar borcum? Picasso demiş ki 1000 euro. Euro o zaman yok tabii, 1000 dolar. Demiş vatandaş, ya demiş 5 dakikada yaptın Sayın Picasso. Pablo Picasso'dan tarihi cevap: 40 yıl artı 5 dakika. Bizimki de buna benziyor yani. Epey uğraştım. Yani meslek hayatım, övünerek mi söyleyeyim, 43 yıldır bir gün bile aralıksız spor muhabirliği yapıyorum. Tabii bu kitap özellikle son yıllarda, özellikle son 10 yıldaki bizlerin tabiriyle veya benim tabirimle Türk futbolundaki ahbap çavuş ilişkilerinin belgeli bir şekilde ortaya konulması. Futbolun Arka Bahçesi, kitabın adı Futbolun Arka Bahçesi, Kayıt Yayınlarından çıktı ki benim elime de dün değil evvelsi gün geçti matbaada. Sıcağı sıcağına bekledim. Yani ne kadar güzel bir olay böyle, biliyor musun? Yani ajitasyon yapmak istemem, çoluğum çocuğum yok, keşke olsaydı, fakat orada matbaada böyle makineler dönerken önüne kitap geldi. Hatta müthiş bir güzel bazı sürprizlerle de karşılaştım. Matbaada çalışan, oranın sahibi olan, sorumlu olan ve aynı zamanda işçilik de yapan kişi, hı hı, kitabı aldı eline, Atilla Türker nerede dedi. Benim Atilla Türker olduğumu bilmiyor mu şu anda? Benim dedim, sağ olsun, çok iltifat buyurdu. Ben dedi hasta Beşiktaşlıyım abi dedi, bir imzalı kitap, kendisi bastı kitabı. O anda sıcağı sıcağına çok mutlu oldum tabii. Hatta sonrasında dağıtım şirketine gittik yayın evi sahibiyle birlikte. Bu dediğim olay bugünle pazartesi gittik. Bugün çarşamba. Pazartesi gittik. Orada dağıtım şirketlerindekiler böyle bakıyorlar. Yani Türkiye genelindeki kitapçılara dağıtacak insanlar. Alfa Yayıncılık misal diye söylüyorum. Veya Turkuaz'a gittik. Reklam olsun diye söylemiyorum. Neyse, Diyanarlar'da falan da tabii dağıtılacak önümüzdeki günlerden itibaren. Orada kitabı tabii gözden geçiriyorlar. Nihayetinde alıp pazarlayacaklar, satacaklar, dağıtacaklar. Kitabın ön sözünde benim cep telefonu numaram yazılı. Şaşırıyorlar, nasıl yani, ne demek ya, büyük mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Hatta ben yayınların çoğunda ev adresimi veriyorum. Hatta şimdi de vereyim: Çevirmeci Sokak No 70 Taksim 27 Barbaros Apartmanı kat 7. Asansör yok. Gelenlerin fizik kondisyonunun çok iyi olması lazım. 7. kat. Her zaman beklerim, 24 saat beklerim. Velhasıl bu kitap işte el emeği göz nuru diyelim. Nedir bu olayın içerisinde olanlar, bu kitabın içerisinde olanlar? Başta dört büyük diye tanımlanan kulüplerimizin içinde yaşanılan olaylar. Yani kulüpler nasıl battı, nasıl kasalar kevgire çevrildi. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a, Galatasaray'dan Trabzonspor'u, ki 75 tane belge var sevgili Mertelam. İnanılmaz. Yani 456 sayfa tabii, belgeler de bayağı bir yer tuttu. En azından Beşiktaş'la ilgili bir 100 sayfaya yakını Beşiktaş'la ilgili var. Beşiktaş'ta işte o zamanlar biz ajans Spor'da, Radyo Spor'da dile getirdiğimiz zaman Fikret Orman heykeli dikilsin deniyordu. Fikret Orman'a işte ben kızı seviyorum, Fikret Orman kızı istesin diyenler vardı. O derece popülerdi. Veya Maliye Bakanı olsun, ekonomiden sorumlu devlet bakanı olsun deniliyordu. O zamanlar biz Ajans Spor'da, Radyo Spor'da dile getirdiğimiz zaman, kaleme aldığımız zaman çok büyük tepkiler çektik. Fakat şimdi hepsi belgelerle ortaya konduğu için yani gerçeklerde gün yüzüne çıktı. Keza Galatasaray'da mesela, Beşiktaş'tan sonra en fazla belgeli haberin olduğu bölüm kitapta Uzak Ara Galatasaray. Yani düşünebiliyor musun? Yani Davila örneği var mesela.
Paris'te oturuyor, Fransa'da. Galatasaraylı futbolcuların tamamına yakın menajeri bu. Nasıl oluyor? Hangi vesileyle oldu? Ahmet Bulut'un rolü nedir? Diğer menajerler nasıl kulüplerle iç içe dış dışa? Hepsi belgeli. Yani Karabük Spor'dan Gaziantep Spor'a, Antalya Spor'dan Erzurum Spor'a, Gençler Birliği'nden Eskişehir Spor'a, Sivas Spor'dan bir aklına hangi kulüp gelirse hepsiyle ilgili belgeli haberler var. Ben bunun hani kitabın reklam olsun diye söylemiyorum ama en azından Türk futboluna bir ışık tutacağına inanıyorum. Yani kulüpler, düşünebiliyor musun? Futbol ekonomisi olarak Avrupa'da biz 6. sıradayız güya ama kulüplerimiz resmen battı. Beşiktaş'ın borcu 6 milyar, Fenerbahçe'nin 7 milyar, Galatasaray'ın o kadar. Trabzonspor son yıllarda biraz düzeldi ki kasası kevgire çevrilen kulüplerin başında Trabzonspor geliyor ama son 2 yılda benim gözlemimi söylüyorum. Belgeli haberler doğrultusunda söylüyorum. Elimdeki belgeler doğrultusunda aktarıyorum. Trabzonspor da daha 2-3 yıl önceye kadar yine belli kişiler, belli menajerler, belli isimler çerçevesinde kevgire çevrildi. Kasası olarak söylüyorum. Şimdi bakıyorsunuz abi, Gaziantep Spor, o koskoca Gaziantep Spor Kulübü. Şimdiki Gaziantep Futbol Kulübü'nü kastetmiyorum. Gaziantep Spor'u kastediyorum. Düşün, Avrupa Kupalarında mücadele ederken kapısına kilit vuruldu. Şimdi başka bir takımla, güzide bir takımımızla yoluna devam ediyor. Veya Karabük Spor Avrupa Kupalarında mücadele ederken bazı menajerler kevgire çevirdi. Biz o zamanlar yazarken Karabük Spor Süper Lig'de ve de Avrupa Kupalarında mücadele ediyordu. Şu anda 3. lige düştü. Helvası yenildi. Diğer kulüplerde de hemen hemen aynı. Bakıyorsunuz başkanlar hiç utanmadan, bazı başkanları kastediyorum, karısına aldığı kürkü kulübüne fatura eden başkanlardan tutun da verdiği futbolcu üzerinden çeki seneti kendi cebine indiren, hepsi belgeli, hepsi belgeli. Hatta ben yazdıktan sonra benimle görüşmek için defalarca telefon açan insanlar var. Hepsi kayıtlı tabii bunların. WhatsApp'ta kayıtlı, şurada kayıtlı, burada kayıtlı. Ha, bir kısmı bu başkanların kulüplerle yolları ayrıldı. Lafı çok uzattım Mert, değil mi ya? Abi ben tabii 10 yıldır biz... kitap yazılırsa müsaadenle 10 dakikada tabii böyle konuşayım ben ya. Buyurun, söz sizin abi, hiç kesmiyorum. Dinliyorum ondan ben. Sonra velhasıl bakıyorsunuz zaten kulüplerin kasası sadece bir menajerle, iki menajerle kevgire çevrilmez. Veyahut da birkaç yöneticiyle kevgire çevrilmez. Bu işler çete işi. Yani çete derken el ele vermiş bazı cambazları kastediyorum. Futbolda da var bu. Keza Futbol Federasyonu'nda kitabın önemli bölümü, son bölümü özellikle Futbol Federasyonu'ndaki entrikalarla ilgili. Niçin bazı futbolcular yahut da teknik adamlar, yöneticiler 5 maç alması gerekirken 1 maçta kurtuluyor? İsim isim. Hangi yöneticinin avukatı Futbol Federasyonu'nda tahkim kurulunda veya tahkim kurulu başkanının yanında çalışan avukat hangi ünlü teknik direktörün avukatlığını yapıyor? Ya isim isim. Çünkü belgesi var. Ben şimdi bunları duyum, yani sadece kulağıma gelen iddialar doğrultusunda yazsam, tırnak içinde söylüyorum, benim ceketimi alırlar yasal yollardan veyahut da değişik yollardan. Ama çoğu yazmamam için araya adamlar sokuyor. Çünkü daha ötesi yok. Mahkeme kararı bu. Mahkemede en azından iddianamede var veya mahkeme kararında var. İşte diyelim ki Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın avukatı kim? Emre Belözoğlu'nun avukatı kim? Veya Başakşehirli Rafael şu cezadan nasıl kurtuldu? Onlarca örnek var. Dediğim gibi üstüne basarak söylüyorum. Bazı insanlar Futbol Federasyonu'nda 3 maç alması gerekirken cezayı 5 maç alıyorsa veyahut da en azından aynı cezayı alıyorsa, niye bazı kulüplerin, bazı takımların teknik direktörleri, futbolcuları 5 maç alması gerekirken 1 maçta kurtuluyor? Hepsi isim isim işte. Nihayet günlük hayattaki avukatı Futbol Federasyonu'nda disiplin kurulu başkanı. Kardeşim, böyle bir dünya mı var ya? Patagonya'da yoktur böyle bir dünya. Hepsi belgeli olduğu için kimse kımıldayamıyor. Hepsi de okuyor bunları. Hepsi de olaya vakıf. Veyahut da hangi menajerler hangi kulüpleri kevgire çevirdi? İsim isim böyle. Aralarında beni arayıp da tehdit etme cüretini, terbiyesini gösterenler de var. Merak etmeyin. Onları da savcılığa verdim. Bu arada reklama giriyoruz. İstiyorsanız sanıyorum. Yok, devam edelim. Velhasıl şunu söylemek istiyorum. Kulüplerin batmasının en büyük nedenleri elbette ki kötü yöneticilik. Ama kötü yöneticilik kadar, iş bilmemezlik kadar da kötü niyet de var. Yani şimdi bakıyoruz, kulüp başkanı olana kadar tüketici kredisi bile alamayan bazı isimler sonrasında kulüp başkanı oluyorlar, oldular. Şimdi han otel sahipleri bunlar. Sordukları zaman da nasıl zengin oldum dediklerinde de ben iş adamıyım diyorlar. İyi de daha önce siz üstüne basarak söylüyorum, tüketici kredisi bile alamıyordunuz, vermiyorlardı bankalar. Şimdi görelim bakalım. O zamanlar diyelim ki 2012 yılında sizin
kişisel servetiniz neydi? Mal beyanında da bulundunuz. 2019'da başkanlığı bıraktığınız zamanki servetiniz nedir? Bu kadar basit. Bunları dile getirmeniz lazım. Üstüne basarak söylüyorum yine. Fikret Orman 2012 yılında kulüp başkanı olduktan sonra gerçeklerin ortaya çıkması için ne yaptı? Bağımsız bir denetim şirketiyle anlaştı. Sonra ne oldu? Çekmecesine koydu. Şantaj mı olarak kullandı? Yoksa başka bir amaçla mı kullandı? Tartışılır. Niye? Açıklarsam Yıldırım Demirören çok zor duruma düşer. İyi de kardeşim, hatıra defteri olarak mı siz onu oraya tonla para vererek öyle bir bağımsız denetim şirketine rapor hazırlattınız? Sonra ne oldu? Sonra 2019'da işte Fikret Orman ceketini aldı gitti. Şimdi son öğrendiğim, geçenlerde Gökhan Dinç'le bizim Haluk'un programında, Haluk Yürekli'nin programında izledim. Atlantik Okyanusu mu nedir? Onlar da bir yerde tatil yapıyormuş. Helal olsun. Yani kendisinin söylemini aktarıyorum. Yerine kim geldi? Ceketini aldı gitti de Fikret Orman'ın. Ahmet Nur Çebi geldi. Ahmet Nur Çebi ne yaptı? 2009'da 2019 yılları arasını kapsayan bir dönemi KPMG adlı bir şirkete incelettirdiler. Bağımsız bir denetim şirketine. Peki o rapor nerede şimdi? Ya şu kadarını söyleyeyim, o raporu ben ele geçirebilmek için inanılmaz şekilde uğraşıyorum. Ama sadece Ahmet Nur Çebi'de var. Fakat 10 gün önce, pardon, bir ay önce dava açıldı. 10 gün önce de benim elime geçti. Nedir olay? Bu o KPMG raporu doğrultusunda mevzu şu. Fikret Orman hakkında 7 milyon liralık bir dava açıldı. Fakat akabinde de çok sayıda dava açıldı. Düşünebiliyor musunuz? Biz Fikret Orman'la ilgili olayları yazarken çok tepki gördük. Hakaret işittik, küfür yedik, tehdit aldık. Şimdi kadere bak ki veya tabloya bak. Kadere de bak denmez ki. Şimdi tabloya bakalım. Beşiktaş'ın kendisi Fikret Orman hakkında dava açtı kardeşim. Beşiktaş kulübünün bizzat kurumsal olarak Fikret Orman hakkında dava açtı. Üstelik dava yayınladık Ajansport'ta. Sen yayınladın da paylaştık, daha doğrusu anlamında söylüyorum. İsteyen şu anda girer Ajansport'ta okuyabilir. Üstelik dava dilekçesi yenir yutulur cinsten değil. Öyle 7 milyon tazminat davası. 7 milyon lira küsuratı var. Öyle sadece bir 7 milyon liralık bir şey değil. İçerinde kötü niyet var, art niyet var, işte şudur var, budur var, sadakat yok, bilmem ne falan. Yani inanılmaz ağır cümlelerle kurulu Fikret Orman'a yönelik olarak. Keza Galatasaray'la ilgili de KPMG raporu var. Onu da işte kitapta da yer verdik. Galatasaray'ın kulübünün de kasası delik deşik edilmiş. Fenerbahçe'deki cambazlıkları defalarca burada dile getirdik. O bölümlerde düşünebiliyor musun? Ünlü bir menajerin oğlu 5 yıl boyunca Fenerbahçe'de yer alıyor. Bir dakika bile oynayamıyor ama her sezon iki takım değiştiriyor. Bu menajer çok ünlü Fenerbahçeli, çok ünlü futbolcuların menajeri. Sonra ne oluyor tabii? Yer yerinden oynuyor. En azından bizim Portekiz'e giden genç kardeşimiz, arkadaşımız Merih Demiral ne yapıyor çareyi? Demeç veriyor. Fenerbahçe altyapısında futbolcu çıkmaz çünkü burası başıbozuk bir düzen diye. Keza daha düne kadar Futbol Federasyonu'ndaki kurulların önemli bölümünde belli Fenerbahçeli belli kongre üyeleri falan vardı. Bunlar isim isim hepsi dile getirildi. Yani Türk futbolu ne çektiyse kardeşim ahbap çavuş ilişkilerden çekti ve kendi kasasını, kulübünün kasasını değil, kendi cebini, kendi kasasını düşünen insanların yüzünden çekti. Elbette ki işlerinde birbirinden dürüst, haysiyetli insanlar var. Ama dürüst insanlar kadar ne yazık ki maalesef cambaz insanlar da var ve bunların hepsi tek tek belgelerle biz Ajans Spor'da ortaya koyduk. Radyo Spor'da şu an olduğu gibi de dile getiriyoruz ve kitap haline de getirdik. İşte iki gün önce bu saatlerde benim elime geçti. Henüz şu anda kitapçılarda yok ama 3-4 gün sonra kitapçılarda olacak ama internet üzerinden isteyen herkes kitapyurdu.com'dan da temin edebilir. Reklama da girmeyin bu arada. Biz kendi reklamımıza girelim. Evet. Atilla abi, reklamdan sonra devam edelim. Atilla Türker'le Markaj devam ediyor. ...13.16 saatlerimiz, Atilla Türker'le Markaj'a devam ediyoruz. Atilla abi de reklam arasında mesajlara bir göz attı. Dilerseniz oradan devam edelim. Tahmin ediyorum nasıl mesajlar geldiğini. Tahmin et bakalım. Tabii yani kitapla alakalı tebrikler, evet, olduğunu varsayıyorum. Genelde öyledir. Evet. Bir kere şunu söyleyeyim. En azından sanal ortamdan tabii ben bunların duyurusunu yaptım. İyi bir şekilde. Önemli olan zaten bu kitabın mümkün olduğu kadar dosta, eşe gitmesi, Türk futbolundaki gerçeklerin öğrenilmesi. Ben bu kitabı yazmak, bu benim için bir sorumluluktu. Bu bir görevdi. Yani nihayetinde yine çok iyi niyetle söylüyorum. Gece gündüz yeri geldi. Sabah 6'ya 7'ye kadar bu kitabı
uğraşarak kaleme aldım. Yarınlara not düşebilmek adına kaleme aldım. Yarınlarda pek çok olay yaşayacağız ama Türk futbolunda belgeler mutlaka ortada olacak. Bu doğrultuda da sanal ortamdan da şunu söyledim. Özellikle Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan. Beni takip eden kişilere kitaplarımı mümkün olduğu kadar yollamaya çalışacağım elimden geleni. Zaten bunu söylemek çok yanlış olacağını bile bile söylüyorum. Ben bunu para kazanmak anlamında falan söylemedim ki Darüşşafaka'ya gidecek, onu da söyleyeyim. Ama ne kadar çok dostla, arkadaşla, futbol severle biz bu kitabı paylaşırsak o kadar mutlu oluruz. Seve seve de kitaplarımı göndermek istiyorum. Sanal ortamdan takip eden, isteyen insan ki şu ana kadar da bu kitabı isteyen insan sayısı, dost sayısı yani tahmini olarak söylüyorum birkaç bin kişi oldu. Birkaç bin kişi oldu. Herkese tabii kitap... Onlar mı istiyorlar? Nasıl? Çok kişi mi istiyor? Çok bir kişi çok da istiyordur büyük ihtimalle dağıtmak için de. Şöyle, dağıtmak için de isteyen oluyor. Yani çok yakın arkadaşlarım arasında da ki onları da göndermeye çalışacağım elbette. Yani çok kadim dostum, aile dostum olan insanlar var mesela. Serdar Sütçü diş doktoru mesela, ismi de söyleyeyim. Kızı da meşhur TRT'de Ezgi Sütçü. O doktor arkadaşlarına 20 tane istiyor. Başka kuzenim var. Müfettiş, onun adını vermeyeyim. O 20 tane istiyor hepsi ki hepsini ben takdim ederim seve seve. Önemli olan dediğim gibi bundaki tek amacımız insanların bu bilgileri öğrenmesi, haber alması. O doğrultuda mutlaka paylaşacağım ama bu arada tabii sanal ortamdan da dostlar istiyor. Elbette ki herkese yollamaya gayret ederim ama herkese yollarsam evin yolunu bulamam gibime geliyor. Neticeğimi de bilemedim ama elimden geldiği kadarıyla dediğim gibi futbol severlere başta bir kere şunu söyleyeyim. Öğrenciler istediği zaman mutlaka yolluyorum. Yollamaya gayret ediyorum. Üniversite öğrencileri çok samimi mesajlar geliyor ki Amerika'dan, Almanya'da, Avrupa'dan da çok sayıda talepte bulunuyor. Bulunanlar var ama Amerika'ya, Avrupa'ya tabii kargo şirketleri kitabı göndermeleri biraz sıkıntı veya gönderme imkanları yok gibime geliyor. İşte onları düşünüyoruz ama üstüne basarak söylüyorum. Gelen taleplerin tamamını karşılamam mümkün değil. Elimden geldiği kadarıyla belli kişilere tabii öncelik tanıyorum. Genç kişilere, üniversite öğrencileri, hanımefendilere. Bir kere onu da söyleyeyim, saygımız pozitif ayrımcılık gereği. Bakalım nereye kadar gidecek. Bu benim ikinci kitabım. Hı hı. İlk kitabım 2003 yılındaydı. O kitabım mesela ona 8-10 yıl uğraştım. Onun içeriği neydi? Şuydu, adı Ah Şu Futbolcular idi. Türk futbol tarihine adını yazdıran birbirinden değerli tüm futbolcularla birebir görüşerek, telefonla yahut da yüz yüze görüşerek hepsinin ilginç anılarını topladım. Ki ben o kitabı 2003 yılında yayınlandı ama 1995 yılında falan çalışmaya başladım. O zamanlar cep telefonu falan daha çıktı çıkmadı. Çoğu insanı evinden arardım. Diyelim ki rahmetli Allah toprağını bol etsin, Lefter Küçükhan'dan Yadis veya Can Bart, bak olaylara bak. Ya düşünebiliyor musun? Can Bartur, Lefter, Turgay Şeren, aklına kim gelirse sonrasından işte Ziya Şengül'dü, şuydu buydu. Yaşayan 2003 yılına kadar herkesle istisnasız irtibat kurdum. Önemli teknik direktörler, önemli hakemler, federasyon başkanları, 200 kişi, 200 kişi az değil, nihayetinde deli bir rakam. Milli takım formasını giyen insanların tamamıyla görüştüm. Bir de kolay bir iş değildir. Hani bir fıkra anlat dersinde insan anlatırken zorlanır veya bir şarkı söyle de falan. Benimki de o iş. Yaşadığın en komik olay nedir şeklinde. Hepsi de ama o zamanlar iletişim biraz daha zayıftı ama insan yani teknoloji olarak zayıftı. Fakat sıcaklık olarak inanılmaz güzel boyutlardaydı. Mesela diyelim Bülent Korkmaz'ı evinden aradığım zaman veyahut da Tanju Çolak'ı veya Rıdvan'ı falan hepsi de çok saygı, sevgi çerçevesinde ilginç anılarını anlattılar. Bana bugüne kadar hiç kimse o süreçte sonra ara veyahut da kardeşim beni rahatsız etme demedi. Hepsi çok sıcak yaklaşım gösterdi. Ama şimdi son 10 yıl, 15 yılda genel ilişkilere, muhabbete, iletişime bakıyorum. Eskisi çok daha güzelmiş, insanlar arasındaki sıcaklık, ilişki, güven üzerine kuruluydu. Tabii medyanın çok daha fazla saygınlığı vardı, onu da söyleyeyim. Sosyal medya yoktu o dönemde. Yok, sıfır. 2003. Twitter benim bildiğim, sen daha iyi bilirsin. Ben 2010 yılında Ankara'dan İstanbul'a yerleştim. Her yayında söylüyorum zaten bunu. 2010 yılında yerleştim. O zaman Hürriyet Gazetesi'ndeydim. Oturuyorum. Twitter dediler. Nedir dedim Twitter? Yanımda Ahmet Ercanlar var. Hani Fenerbahçe'nin meşhur muhabiri, yazarı. Öbür yanımda da Ali Naci
muhabirci var bizim. Oturuyor biri Galatasaray muhabiri, bir Fenerbahçe. Dedi ki Twitter falan. Ben dedim nasıl kullanabilirim falan. Bak hiç unutmuyorum. 2011'in Şubat ayı falan. Belki biraz geciktim ama Twitter'ın herhalde dünyada çıkışı da 2000 olsun yani. 2006'da kurulmuş. Öyle açılmış. Mi? Ama tabii bunun herkesin kullanmaya başlaması daha geçtir. Tabii. Tahminen ilk anda hani çıkar çıkmaz patlamamıştır. Sonra kullanan insanlar. Hatta ben bakıyorum Twitter'a abone mi derler, üye mi derler, ne oldum falan. Ya bak, hiç boş boş bakıyorum. Ahmet dedi ki abi seni biraz köpürtelim. Nasıl köpürteceğiz? Takip edelim birilerini. Onlar da seni takip etsin falan. Bu dediğim olay 2011'in yanılmıyorsam Ocak ayı, Şubat ayı yani. Çünkü Mart ayında ben haber Hürriyet'ten ayrıldım. Habertürk'e geçtim. O zamanlar tabii sanal ortam falan yok. Facebook dediğinden olay da yine yanılabilirim ama 2005, 2006, 2007 gibi. O zamanlar Hürriyet Gazetesi Ankara'daydım ben, bir olaydan dolayı hatırladım falan. Yani o zamanlar sosyal medya, iletişim, şu bu çok zayıftı. Hele hele ondan önceki dönemlerde cep telefonu da yoktu. Düşün, akşam 9.30'da veya 8.30'da Şenez Erzi'yi arıyorsun veyahut da Halim Çorbalı'yı arıyorsun. Dediğim gibi Bülent Korkmaz'ı arıyorsun, Tugay Kerimoğlu'nu arıyorsun. Valla mesela Tugay Kerimoğlu aradığımda yanlış olmasın da şeyde oynuyordu, İskoçya'da oynuyordu, yanılabilirim ama. Tamam, cep telefonunu buldum, aradım, Allah'ı var. En komik anlarını anlattılar. Hemen hemen dediğim gibi istisnasız bir kişi bile beni üzebilecek bir diyaloğa girmedi. Hepsi çok samimi bir biçimde hikayesini anlattı. Komik hikayesini anlattı. Yayınlandı o kitap. Hatta bence gayet de iyiydi. O kitabı Türkiye'nin en ünlü yazarlarına gönderdim. Hepsi köşelerinde yazdı. Sonra bir baktım elimde hiç kitap kalmamış. Yayından önce ben sana anlatmaya çalıştım. Ne yapayım dedim. O zaman da dağıtım şirketleri var işte şimdiki hani kitap kurdu, kitap yurdu falan gibilerden. Onlardan birini aradım işte. Onlar da yeni faaliyette bildiğim kadarıyla. Dedim ki Atilla Türker'in Ah Şu Futbolcular kitabını istiyorum dedim. Düşün, isteyen benim kendi kitabımı istiyorum çünkü evimde kalmadı. Sıfır. Ondan sonra iki gün sonra bana döndüler telefonla, öyle hatırlıyorum daha doğrusu. Atilla Bey dediler, pardon beyefendi dediler, bu kitap bizde kalmamış. Yazarından isteyin bunu. Dedim ki onun yazarı benim. Nasıl yani dediler. Yok dedim, elimde kalmamış. Şimdi bu kitap dilerim elimde kalır yani, ama eşe dosta mümkün olduğu ölçüde dağıtacağım. O kitap da büyük el emeği göz nuruydu. Şu kadarını söyleyeyim. O kitapta dediğim gibi 200 kişinin komik anları vardı. Fakat kitap anca 100 kişinin hikayesini yazmaya, yer vermeye müsait oldu. Diğer 100 kişiye yer veremedi. Şimdi onu güncellemeyi düşünüyorum. Şöyle güncellemeyi. Bu kitap, o kitap 2003 yılında işte yayınlandı. Sonrasında aradan 20 yıl geçti günümüze geldiğimiz kadarıyla. Üzerine tabii birbirinden değerli futbolcular ilave oldu. Diyelim ki Gökhan Gönül veya işte Volkan Demirel, şu bu falan, söylemeye gerek yok. Onların da komik anlarını derleyip ikisini birden harmanlayıp yine Ah Şu Futbolcular adı altında yahut da başka bir adı altında güncelleyebilirim ama kolay ulaşabilecek misiniz futbolculara? Düşün, o zamanlar hepsine kolay ulaşıyordum. Biraz manidar bir soru ama güzel bir soru. O zamanlar ben herkesin, mesela Ankara'da yaşayan kendi halinde bir muhabirim ben o zaman. Şimdi de öyleyim tabii. Ne yapıyordum biliyor musun? Bak, inanılacak gibi değil. Beşiktaş kulübünü arıyordum, santrali. Diyordum ki mesela işte Metin Tekin, ki Metin'de anıları var, Ziya'nın, Metin'in, her Feyyaz'ın telefonlarını istiyordum. Ev telefonlarını, dikkatini çekerim, veya cep. Hepsi bana bir basın mensubu olarak, bendeniz bir basın mensubu olarak bana destek veriyorlardı. Şimdi istesem suratıma telefonu kapatırlar. Yani abartarak söylüyorum ama kimse kimseye birbirinin cep telefonunu bile vermiyor. Arasan açmıyorlar. Yani o zaman sadece evde bir tane cep telefonu var. Düşünebiliyor musun? Herkes rahatlıkla koskoca amili takım kaptanı veya teknik direktörü, Fatih Terim, Şenol Güneş, bak hepsiyle ben birebir görüştüm bunların. Ersun Yanal'dı, Yılmaz Vural'dı. Hepsinin birbirinden değerli anıları var. Ama çok tekrarladım ama sakıncası yok. O zamanlar iletişim, sosyal medya veya işte şunlar bunlar sıfıra yakındı. Fakat sıcaklık, dostluk, iyiniyet müthiş boyutlardaydı. Şimdi her şekilde ulaşabilirsin ama kimse kimseye de doğru cevap vermiyor. Belki de herkes kendi çapında haklı. Futbolcu Instagram'dan veya Atilla Türker, Mert Elan veya her kim olursa düşüncelerini, duygularını Twitter'dan paylaşıyor, Instagram'dan paylaşıyor. Telefon açtığın zaman ya ulaşamıyorsun. Doğal olarak yani günde bir futbolcuya 50 kere telefon gelirse onlar da telefondan kaçıyor tabii. Ama o zamanlar nasıl
sıcak yaklaşıyorlardı. O da ayrı bir olay, ayrı bir kültür daha doğrusu. Yani futbol da biraz daha profesyonelleşti Atilla abi. Yani futbolcular ekipler kurdular. Menajerleri var zaten hepsinin. Evet. Menajerden başka iletişim sorumluları var. Çok geniş artık futbolcu eskisi gibi her şeyi kendi ilgileniyordu büyük ihtimalle. Menajerler de daha yeni yeni ortaya çıkıyordu. O yüzden ulaşmak çok zor değildi ama şu an bambaşka bir noktaya geldi futbol dünyası. Hepsi markalaştı kendi içinde. O yüzden de ulaşmak daha zor. Evet, şimdi çok sayıda ki bir kısmını kopyaladım şu anda görüyorum. Bu arada inanılmaz sayıda WhatsApp'tan da mesajlar var. Onlara bir dahaki reklam arasında bakmaya çalışırım. Sevgili Tuncay Ankara'dan yazıyor. Kitapla ilgili çok güzel teminleri var. Sorular var ki soruları biraz önce yanıtlamaya çalıştım. Bir de Gençler Birliği soruyor. Niyazi Aktaş gitti, Talip Çankırı geldi. Ne diyorsun abi diyor. Ne oldu Atilla abi orada ya? Şimdi, ben takip edemiyorum artık. Yani. Şimdi orada parasal anlamda çok büyük bir sıkıntı vardı. Transfer yasağı vardı her şeyden önce. Niye? İşte dediğim gibi Niyazi Aktaş bir kere gerçekten de oturup sohbet etme, daha doğrusu kendisini tanıdı. Son derece iyi birisiydi. İlhan Cavcav döneminde çok uzun yıllar çok ön planda rol aldı. Bu işte ne zaman? Bir yıl önce falan da başkan seçildi. Fakat bu iş sadece bir kişinin cebine bakarak, bir kişinin büyük çabalarına bakarak olmuyor. Niyazi Aktaş çok büyük fedakarlıklar yaptı. Nihayetinde şirketleşme için karar alındı. Fakat tam şirketleşme aşamasında bildiğim kadarıyla söylüyorum. Bazı itirazlar oldu. Yasal yollarda girişimlerde bulunuldu bazı Gençler Birliği Kongre üyesi olan bazı hukukçular. Onun üzerine şirketleşme kararı yetkisi Gençler Birliği'ne kaldırıldı. Tabii. O zaman da çark dönmemeye başladı. Niyazi Aktaş da son seçime girmedi. Yerine işte Talip Çankırı ben yani uzaktan da olsa tanırım. En azından bir iki kere karşılaştık ben Ankara'dayken. Önemli bir ailenin, önemli bir ismi. Duyduğum kadarıyla da çok saygın bir isim. Hayırlı uğurlu olsun ama Gençler Birliği'nde tablo pek o kadar iyi değil. Çünkü para olmayınca olmuyor. Yani şu anda transfer yasağı var. Çok genç bir kadro var. Siz yaş ortalaması 22.6 gözüküyor Transfermarkt'ta. Çok çok düşük. Çok yani. Çok düşük. İnanılmaz düşük. İnanılmaz düşük. Yabancı oyuncular kalmamış gibi neredeyse. Eğer yanıltmıyorsa beni iki yabancı oyuncusu var şu anda. Değil mi? Değil mi? Tabii. Zor. İşleri zor. Yani koskoca Gençler Birliği. Yani bir zamanlar efsane gibi 1923 yılında kurulan tarihi bir kulüp. Bence yani ki bence derken ben Gençler Birliği'ne sempati duyan bir insanım. Zaten bence demek biraz gereksiz bir laf. Türkiye Cumhuriyet tarihinin hemen pek çok kulübü gibi en seçkin, en güzide kulüplerinden birisi. Dilerim korkulu günler yaşamaz ama tabloda pek iyi, evet, tablo pek iyi değil. Gidecek gibi. Yani bir ikinci lige falan düşerse ondan sonra toparlaması son derece zor olur ki Gençler Birliği'nin tesisleri, kadrosu, altyapısı, imkanları yani Avrupa çapında. Ama kimse kusura bakmasın. Rahmetli İlhan Cavcav'ın yaptığı Gençler Birliği kulübüne binlerce büyük iyi olay var ama öyle kötü bir olay yaptı ki Muharrem Kasapoğlu mu? Bir açıklama var acaba hani diğer kanallar veriyor mu futbolla ilgili? Çünkü bugün Atilla biliyorsunuz bir görüşme yapılmıştı. Evet, evet. Ekonomi Bakanı da katılacak. İçeride Batıkan'da dinlerse futbolla ilgili bir şeyler konuşuyorsa Süper Lig'de transferlerle alakalı onu da canlı yayında sizlere aktaracağız. Birazdan çünkü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç da açıklamalarda bulunabilir. Hem Ali Koç hem Gençlik ve Spor Bakanı, Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati hepsi bir araya geldi. Bayağı da sürmüş. Saat 11'de başlamıştı çünkü. Şu an saat 1.5-2.5 saattir. Eğer bir sarkma olmadıysa. Görüşme halindelerdi. Çok fazla konu var. Çok herhalde bir şey demiyor. Şimdilik o zaman biz reklama gidelim. Reklamdan sonra devam edelim. Atilla Türker'le Markaj devam ediyor. Evet 13.32 saatlerimiz devam ediyoruz. Canlı yayın var şu anda ama önemli bir şey söylemiyor bakan. Ben önüme düşerse eğer Süper Lig'le ilgili transferlerle ilgili yeni dönem yabancı kuralı alakalı açıklamalı olsun. Onu da ben size aktaracağım. Evet Atilla abi reklamda mesajlara baktınız. Evet evet inanılmaz sayıda mesaj var. Tabii takımlarla ilgili soran da var ama en çok da kitapla ilgili güzel temennilerde bulunan dostlar var. Hepsine sağ olsun. Mümkün olduğu kadar kısa kısa da olsa okumaya gayret edeceğim. Çünkü okumadığım zaman üzülüyorum. Vallahi bazen yayın ne bileyim işte böyle araya program reklam basın toplantısı tabii falan giriyor doğal olmuyor. Olarak. Sonra ne yapıyorum biliyor musun? Bak sen de şaşıracaksın. Mümkün olduğu ölçüde eve giderken metroda yahut da eve
gittiğimde hepsine tek tek ya arıyorum ya mesaj atıyorum. Yani elimden geldiği kadarıyla gereken saygıyı göstermeye çalışıyorum. Şimdi Faruk Bahçeli Evler, kadim dostum, sık sık arar, sağ olsun. Abi nasılsın? İşleri ayarladık, seni dinleyeceğiz. Sağ ol Faruk'cığım. Bu arada bizim Konyaspor'u İlhan Palutu'da bir yorumlar mısın? Saygılarına Faruk. Faruk, şimdi Mert Elam yorumluyor kardeşim. Konya şu an ligi en hazır takımlarından biri olarak gözüktü. Evet. Bu son Bate Borisov eşleşmesinde gayet taş gibi top oynadılar. Yani bir kişi eksikmiş, hiç fark etmedi. İkinci maç o skor avantajına rağmen çok yine istekli bir takım. Hatta o kadar istekli ki 5 farkla öndeyken toplamda çıkarışı kırmızı kart gördü. İkinci sarı karttan defansa yardım edeyim derken çok da gereksiz aslında. Keşke görmeseydi ama o kadar hırslı, istekli bir Konyaspor var. Transferler iyi gözüküyor. Şimdilik her şey güzel Konyaspor adına. İlk maçın da ligde, ben de merak ediyorum. Şimdi yarın da bir karşılaşmaları var. Konferans ligi 3. eleme turu ilk karşılaşması 3. resmi maç olacak. Hafta sonu da 4 olacak. Hafta sonu bir de ligde görmek lazım. Çünkü Avrupa'da belki güç dengesi daha farklı olabiliyor. Aldatıcı olabilir Konya'nın performansı. Bir de ligde görmekte fayda var ama şu an her şey iyi gözüküyor. Peki ben sana şu anda aklıma gelen soruyu sorayım. Uzmanlık sorusu soracağım. Tepeye, zirveye en yakın Anadolu takımı olarak kimleri görüyorsun? Ben aklıma geleni söyleyeyim. Trabzon'u saymıyoruz. Ay, saymıyorum onu canım. Şampiyon olmayanlardan gidelim o zaman. Tabii. Bir Antalyaspor, bir Konyaspor farklı. Onların dışında kim olabilir? Yani Konya bence de bir numara bu konuda. Öyle mi? Benim Antalya'nın önünde mi diyorsun? Bence önünde. Antalya'nın geçen sezondan gelen bir 16 maçlı yenilmezlik sayısı var. Evet. Ve kadronun önemli kısmında korudular. Kabul ediyorum, onlar da gayet iyi ama Konya bana daha etkileyici geldi. Belki izlediğim için resmi maçlarda Antalya'yı izlesem. Çünkü Antalya'da bir de hazırlık maçından çok farklı mağlubiyetler de aldı. Atilla abi, yani bir 6 gol yedi sanıyorum bir karşılaşma. Tabii ki tamamen bir gösterge değil. Ama Konya'ya benim için şu an bir numara. Antalya'yı da sayarım. Mesela Kayseri transfer yapamadı. Transfer yasağı vardı. O yüzden işleri bu sezon çok kolay olmaz. Hani diğer Karagümrük'ün işi çok kolay değil. Yeni bir teknik direktör getirdiler. Pillo'yu getirdiler. Tabii Pillo'yu getirdiler. Müthiş bir futbolcuydu. Vay be. Onu getirdiler. Onu da şimdi izleyeceğiz. Ama Konya kadar, Antalya kadar böyle dikkatimi çeken, hani Ankaragücü mesela çok transfer yaptı. Çok iyi oyuncular getirdiler. Yabancı ve çok yıldız diyebileceğimiz Ceza Rodriguez gibi, Makeda gibi eskini yıldızını getirdi ama bilmiyorum, onu biraz bekleyip görmek lazım. Çünkü Konya'yı da geçen sene hiç böyle beklemiyorduk Atilla abi. Evet. Hiç beklemediğimiz takım da çıkıp birinciliğe, ikinciliğe de oynayabiliyor. Vallahi samimi bir şey söyleyeyim. Ben mesela Konyaspor'un şampiyon olmasını çok isterim. Ha, bir Ankaralı olarak veya bırak Ankaralı, ben Urfalı da olsam, Tekirdağlı da olsam bir Ankaragücü'nün de şampiyonluğa oynamasını veya bede olmasını isterim. Şampiyon olmasını Ankaragücü'nün gibi. Niye? Şimdi şöyle, dört büyük takımın kafadan zaten çok büyük avantajları var. Yani mali açıdan avantajları var, taraftarların avantajları var, medya avantajı var, hakem avantajı var, şu avantaj var, bu avantaj var. Yani her maça zaten 2-0, 3-0 önde başlıyorlar şey olarak, yani moral motivasyon veyahut da çeşitli avantajlar doğrusunda. Ama yani geçmiş yıllarda Bursaspor şampiyon oldu, yürütemedi, o ayrı mevzu. Fakat şimdi düşünebiliyor musun? Bir Konyaspor'un gerçek anlamda da veya bir Antalyaspor'un, ki bana Konya biraz daha farklı geliyor. Tam bir Anadolu takımı olduğu için şimdi kelimeleri de yanlış kullanmayayım ama düşünebiliyor musun? Bir şampiyon olması Türk futbolunda yani gerçek anlamda bir devrim anlamını taşır. Çünkü zaten Trabzonspor'un çok büyük potansiyeli var. Diğerlerini saymıyorum. Başakşehir'in zaten saha dışında da çok büyük avantajları vardı. Ha, Konya da saha dışında fena değil. Bak laf nereden nereye geldi. Nereden nereye geldi. Ama ne olursa olsun üstüne basarak söylüyorum, Anadolu'nun bağrından çıkan takımların her zaman için, ha bu Konya olur, Kayseri olur, fark etmez. Bir dinleyicimiz de İsa Adana Demirspor da fena değil demiş. Evet, Adana Demirspor da geçen sezon çok iyi başlayamayıp Montella ile toparlanıp sonu kötü bitirmişlerdi. Ama onlar da çok şaşal transferler yaptılar. Adana Demirspor da hani Antalya ve Konya seviyesine koymasam da onların altına hemen Adana Demirspor'da yazabiliriz şu aşamada. Ama bir de ligde görmek lazım. Hazırlık dönemini ben çok takip edemedim takımların, Anadolu takımlarının. O yüzden bizi bakalım sürprize uğratacak hangi takımlar olacak. Yani evet. Gaziantep, Giresun, Hatay, Kasımpaşa, işte Sivasspor, Ümraniye, İstanbul, bunlardan bakalım hangileri
ön plana çıkacaklar. Evet Atilla abi, devam şimdi edelim. Sevgili Barış Demirdizen Hollanda'dan soruyor. Geçen hafta sorduğu bir soru var. Abi diyor, geçen haftaki sorumu bugün cevaplarsan sevinirim diyor. Gazetecilikte fikri takip diye bir olay vardır. Ben mümkün olduğu ölçüde onu çok iyi yapmaya çalışırım. Yani daha doğrusu elimden geleni yaparım. Nedir? 3 yıl önce yaşanılan bir olayı mesela bir yere not edip, kafama en azından not edip peşine gittiğin takdirde inanılmaz güzel haberler çıkabiliyor yani. Unutulduğu zaman, belgeyi ortaya koyduğu zaman, bunu da herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum. Sevgili Barış da geçen hafta sorduğu soruyu bu hafta diyor ki, abi diyor, bugün cevaplarsan sevinirim. Senin gerçekten duyarlı bir gazeteci olduğunu düşünerek sordum. Affına sığınarak diyor, estağfurullah lütfen. Soru biraz hassas tabii. Barış çok samimi sorduğu için ben de herkesin hoşgörüsüne dayanarak hem soruyu okuyacağım hem cevaplamaya gayret edeceğim. Atilla abi, biraz da hayatın başka gerçeklerinden bahseder misin? Mesela kiracı mısın? Ev kiraları ne durumda? İnsanlarımız bu konuda mutlu mu? Olay hassas olduğu için kendimle ilgili söyleyeyim. Kiracı değilim. Yaklaşık 8 yıl öncesinde ilk defa bir ev sahibi oldum. Çok mutluyum bir kere, onu söyleyeyim. Huzurluyum, mutluyum. Devam ediyor. Ama Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'da yahut da Anadolu'da kiralar maalesef çok fazla. Yani asgari ücretin üzerinde. İnsanlar bu konuda mutlu mu diye soruyorsun. Evet, değil. Ben de kiracıyım. Ben de mutlu değilim. Maalesef. Hatta ben çıktığımda çok pahalı diye düşünüyordum. Sonra enflasyonla birlikte kira ucuz olmaya başladı. Yani, öyle mi? Evet. Yani çünkü değeri yok. Şu an benim tuttuğum ev, şu anda tutmaya kalksam iki katı en az. Değil. Ki ben Aralık ortasına tuttum. Aslında o işte döviz kuru patlamasının yeni yeni başladığı dönemlerde tuttum. Yine pahalıydı ama şu an dediğim gibi 2-2,5 kat fazlaya tutmam gerekecek TL bazında. Bak şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Şimdi ben Ortaköy'de işte Çevirmeci Sokak'ta oturuyorum. Tam 30 Aralık'ta gazeteci bir dostumuz, hatta Mehmet Arslan, ismini söylememde bir sakınca yok, Hürriyet Gazetesi'nin mevcut spor müdürü, dedi ki Atilla dedi, benim arkadaşlardan birisi ev arıyor dedi, satılık ev dedi. O sizin apartmanda var mı dedi. Ben de bildiğim kadarıyla var dedim, sorayım dedim ki 30 Aralık'ta oluyor, üstüne basarak söylüyorum. Sordum, karşı dairedeki hanımefendi, ablamız var böyle. Ablacığım dedim, satıyormuşsun dedim, ne kadarmış dedim. Ne kadar dedim. Evladım dedi, 850 bin lira dedi, tamam mı? 850. Peki ablacığım dedim. İşte yılbaşı diyelim. Bundan bir ay önce ablayla zaten demin buradan, şimdi bugün de yayına gelirken işte sabah, her sabah karşılaşıyoruz zaten tam karşımdaki daire. Bir ay önce yine günaydın abla, nasılsın falan derken, oğlum dedi, şey buldum, alıcı buldum dedi. Abla kaça dedim? 2,5 milyon. 2,5 milyon. Yani 853 de çarp olmuş. Tam 3 katı. Yani 3 katı küsur yani. 3 katı küsur yani. Feci boyutlarda. Tabii kiralar da o ölçüde suni ya da değil. O da o zaman da arttı ama artık oranını kurmakta biraz insan zorlanıyor. Demin sen onu söyledin çok güzel bir şekilde. Yani enflasyonun gerisinde kalıyor, önüne gidiyor. Ne bileyim yani kiralar da iyice şaşırdı. Şeyden okuyorum mesela, medyadan falan okuyorum. İnanılmaz ev sahibi kiracı kavgaları var. Çok. Acayip davalar en az Ocak ayına erteleniyormuş Atilla abi. Çünkü ev sahipleri de bir yandan çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü çok komik kaldı bazı kira ücretleri. Onu toparlamak için yeni kiracı bulmak istiyorlar ama mevcut kiracıyı çıkaramıyorlar. Davalık oluyorlar ve dediğim gibi 5-6 ay sonrasında ancak atılıyormuş. Vallahi bu da hassas bir olay. Normal şartlar altında yani tam böyle olaya iyi yorum getirmek de zor. İlk başta şu aklıma geliyor insanın. Ya ev sahipleri vicdanlı olun demek geliyor. Ama belki de yani o ev sahibinin de tek geliri o olup da çoluğunu çocuğunu o şekilde mi okutuyor? Ama böyle dediğim gibi yapanlar azdır da, daha doğrusu genelde şöyle mi oluyor? Onlara sesleniyorum. Ey ev sahipleri ya, vicdanlı olun en azından. Eğer birkaç tane eviniz veya durumunuz, maddi durumunuz iyiyse bırakın kiracı, zaten zar zor geçiniyor. Adı üzerinde kiracıysa zaten demek ki durumu pek iyi değil. Bilmiyorum, yanlış mı yaklaşıyorum? Yo. Sen 3 bin lira ödüyorsa birden 8 bin lira yap dediğin zaman, ki öyle oluyor. Ya okuduğum kadarıyla veya çevremdeki insanlardan ben onu görüyorum, duyuyorum, okuyorum. Adam eğer hali vakti yerindeyse, ne bileyim birkaç evi varsa, burada da ne olur kimse yanlış anlamasın. Yani elimizi vicdanımıza koyalım anlamında söylüyorum. Benim öyle birkaç tane evim olsa veya kenarda birikim olsa, garibim 2000 liralık da oturuyorsa, bunu 5000 lira yapacaksın. Ne 5000'i ya, 8000 lira yapacaksın diyenler var. Yapma abicim ya.
Yapma tabii, abicim ya. Fırsat görüp fahiş zam oranı verenler de var elbette. Tam tersi geçinmek için buna mecbur olan insanlar tabii. da var. Onun ayrımını yapamıyoruz işte dışarıdan. Tabii. Artık öyle, herkesin kendi vicdanına kalmış. Öyle genel tablo olarak 10 milyon kişi varsa 4 milyonu vicdansızdır. Diğerleri vicdanlıdır falan. Tabii bunun ayrımını da yapamazsın. Yok, yapamayız dışarıda. Mümkün değil, yapamazsın. Yani bunu dünyanın en adil insanları bile gelse. Önemli, en büyük ne bileyim ya şey vicdandır ya. Vicdandır. Evet, Rıfat İzmir'den, sevgili Rıfat diyor ki selamlar abim, kitabın hayırlı olsun, sağ ol, hatta ibret olsun, ders olsun herkese. Seni aralıksız takip ettiğim için içeriği az buçuk tahmin ediyorum. En kısa zamanda temin edip okumak istiyorum. Hatta abartısız söylüyorum, üniversiteye kadar ders kitapları haricinde hiç kitap okumadım. Bu ayıp ama Rıfat ya. Hocuk önüne sığınarak söylüyorum sevgili Rıfat. Abartısız söylüyorum, üniversiteye kadar ders kitapları haricinde, belki de üniversiteye kadar da ders kitapları okuduğundan eminsin değil mi? Sizin aracınızla şimdi tekrar kitap okumaya başlayacak. Ha. Vesile olmuş oldunuz aslında. Tabii oldu. Biraz espri yapıyor. Gülücük de yollamış sevgili Rıfat. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun. İyi niyetli yazıyor. Biraz da gülümseyelim diye yazıyor. Hiç kitap okumadım diyor. Roman, hikaye vs. İlkokul 1. sınıfta Cin Ali serisinden sonra diyor. İlkokul 1. sınıfta Cin Ali serisini okumuş. Sevgili Rıfat, çok teşekkür ediyorum canım kardeşim. Sağ olasın. Sevgili Hakan Recin keza kitapla ilgili çok güzel temellerde bulunuyor. Alıp okuyacağım diyor. Sevgili Nusret İzmir İzmir'den, benim yaşıtım bu. Sık sık onu hatırlatır böyle. Uzmanlık sorusu Mert Elam. Hadi bakalım. Sevgili Atilla, Beşiktaş'ın genç yıldızlarının çok az paralara yuvadan uçmalarının sebebi taklacı menajerler mi? Selamlar. Buyur. Yok, taklacı menajerler değil. Menajer işini yapıyor. Futbolcu da demek ki gitmek istiyor. Yani bir futbolcu gitmek istemezken menajer kafasına girip bir oyuncuyu götürtmeye çalışabilir mi Atilla abi? Hani diyoruz ya, futbol takımların dolandırılması için kulüp yöneticilerinin de bu işin içinde olması lazım. Oyuncunun transferi için de sadece menajer oyuncuyu zorlayamaz. Oyuncunun içinde olmalı ki transfer. Yani Emirhan istediğin kadar Misat Türkçen zorlasın, içinde yoksa gitmez. Yani ben içimde yoksa menajerim istediği kadar bir şey söylesin, ben kabul etmem bunu. Ama Emirhan da belli ki istiyor. Zaten o yüzden bu maddenin sözleşmeye konmasını da izin vermiş Emirhan. Çok özür dilerim. Bu kitap süreci, kendi yazdığım kitapla ilgili olarak söylüyorum. Biraz bazı bilgilerden uzak kalmış olabilirim ki kaldığım gibime geliyor. Şimdi bir kere Mirsat Türkcan değil mi? Menajeri. Ha, ki lisansı var mı onun? Var. Yani kendi şirketi var şu anda bağımsız şekilde. Hani Türkiye'de lisansı var mı bilmiyorum ama Türkiye'den birçok oyuncuyla çalıştığını biliyorum. Çalıştı. Bazı lisanslı menajerler üzerinden çalışıyor. Ha, kulağıma gelen varsa da ki kendisi tabii dünya çapında bir isim zaten. TFF'den kontrol edebiliyor muyuz? Ya eskiden ediliyordu. Şu anda ediliyor mu bilmiyorum ama en azından yanında belli menajerler var. Lisanslı menajerler. Ben öylesine sordum, lisansı var mı yok mu falan diye de. Bir kere şunu söylemek istiyorum. 4,5 milyon euro olarak belirtildi değil evet. mi onun? Burada sence Beşiktaş kulübü, bak çok samimi soruyorum. Yani kıl çıkartmak için sormuyorum. Sen Beşiktaş yöneticisi olsaydın 4,5 milyon euro olarak belirler miydin onu? Yok, daha fazla belirlerdim. Evet, onun biraz açmanı rica ederim. Sen neyi belirlerdin mesela? Ben aynı fikirdeyim, onu söyleyeyim ha. Evet. Şöyle Atilla abi, zor bir iş. Neden zor bir iş? Çünkü eğer sözleşme yenilenmezse oyuncu bu sezonun sonunda serbest kalabiliyordu. Yani 2022-23 sezonu bittiği anda Emirhan bedava bir şekilde, yani şu anda benzer sıkıntı Rıdvan gerçekte de, Ersin ve Serdar Saçı da var. O yüzden demiş ki zaten Mirsat'ın, Emirhan'ın menajeri Mirsat'ta, ya sözleşmeye bu maddeyi koyun yoksa uzatmayız ve sezon sonu bedavaya gidersiniz. O yüzden Beşiktaş da hani bedavaya kaptıracağım ama bir sezon sonra en azından şimdi para kazanayım. Evet düşük ama hani 4,5 sıfırdan büyüktür sonuçta. O yüzden de bu kadar düşük bir rakamda anlaşılmış. Şimdi hem senin şu anda dinlerken hem de daha öncesinde düşündüm. Ya bunu biraz daha iyi yapılabilir miydi ama şöyle hani yaşadıktan sonra abi, anlaşılıyor bunlar. İlk sene 4,5, kalırsa ikinci sene 8,5 ve 5 yıllık çünkü bir sözleşme imzalandı. Her sene kademeli olarak artıyormuş serbest kalma bedeli ama zaten oyuncu çoktan kafaya koymuş gitmeyi. Zaten o geri kalan maddeler çok geçerli olmayacaktı. Zaten oyuncu bu yaz gitmek istiyormuş. O yüzden hani 4,5'u yatırdığı anda bir takım Emirhan'da. Mantık hatası yapmak istemiyorum da şu an o 4,5 değil de şu anda gidişi 4,5 değil de 8-9 olsaydı belki bu kadar. Olmazdı evet. Bu kadar olmazdı. Bu çok az geldi. Ben de üzüldüğümü söyledim ama burada kulübün de çok bir günahı olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular artık çok güçlü Atilla abi. Evet. Menajerler çok güçlü. Evet. Koskoca kulüpler. İşte bir tarafta Beşiktaş var. Bir tarafta 2004 doğumlu Emirhan İlkan var ve Emirhan'ın dediği oluyor. 2004 değil mi? Arda Güler var bir tarafta. Diğer tarafta Fenerbahçe var. Arda Güler ne koydurdu? Bu sezon 1500 dakika oynamazsam 5 milyon euroya serbest kalırım. Koskoca Fenerbahçe karşında
115 yıllık kulüp. 2005 doğumlu Arda. Kim güçlü? Arda Güler güçlü masada. Yani bu kadar net. Ne maddesi var dedim, ben onu duymadım. 1500 dakika oynamazsa bu sezon Arda Güler tüm kulvarlarda 5 milyon euroya serbest kalır. 1500 dakikanın üzerinde oynarsa da işte 25 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli var. Yani beni oynatın diyor çocuk. Oynatmazsanız ben 5 milyon euroya giderim. Bu maddeyi kabul etmiş Fenerbahçe kulübü. Başlı başına büyük bir olay bu ya. Ama artık bunlar normal. Tabii, abi yani. Tabii, gerçekten tabii, normalimiz tabii. Bu. Dünyada da çünkü futbolcular, tabii, menajerler kulüplerden daha güçlü. Onların borusu ötüyor şu an. Evet, evet, çok enteresan. Başlı başına ayrı bir tartışma konusu yani. Sevgili Yusuf Ankara'dan diyor ki, Atilla abi Ankara'dan, Yusuf abi şu programa katılma gününü biraz çoğaltsak mı? Sağ ol Yusuf. Yani zaten yeri geldiği zaman sürekli bağlanıyorum. İltifatlarda bulunmuşsun. Aynı zamanda doğaçlama bir şekilde okuyorum. Teveccüh buyurmuşsun. Çok teşekkür ediyorum. Yine bir dostum kitapla ilgili çok güzel temennilerde bulunuyor. İsmi üzeri kapalı olduğu için okuyamadım şu anda. Faruk, sevgili Faruk diyor ki, abi Facebook'ta yorum yapamıyorum diyor. 5 sene olmuş hala kimse eleştirmiyor Ali Koç'u diyor. Ali Koç başarılı mı diyor. Sence kimse nedir? Eleştirmiyor mu Adil abi? Yapmasın dinleyicimiz de. Yani biz de bu programda kaç kere eleştirdik. Yani Ali Koç eleştirilmeyecek gibi değil ki. Her sezon öyle. Her sezon çok eleştirecek yanı var. Biz de eleştirdik. Çok da eleştiriliyor yani. Ben ona katılmıyorum. Ki eleştirmen hemen hemen yok ya. Biz de yani, ben de burada. Siz de eleştiriyorsunuz. Keşkeyi söylüyorsunuz önce. Keşke, kesinlikle. Sonra siz eleştiriyorsunuz. Ya keşke futbol, Türk futbolunda Ali Koç gibi insanlar olsa. Ama şu anda Türk futbolun en başarılı isimlerin başında da herhalde Ali Koç geliyor abi. Şimdi hepsini yerli yerine oturtmamız lazım. Ben niye mesela Ali Koç gibi insanlar gelsin istiyorum? Ondan önce ya, Fenerbahçe olarak söylemiyorum. Diğer kulüpleri genel anlamda söylüyorum. Kardeş, herkes kendi cebini düşünüyor veya oralı değil ceketini alıp gidiyor. Ali Koç gerçek anlamda gönlünü veren, parasını veren, fedakarca çalışan, çok özellikli bir insan. Aile olarak, kişi olarak, şu olarak. Ben mesela o vatandaş Atilla Türker olarak söylüyorum. Keşke başarılı olsaydı. Keşke böyle özellikli insanlar Türk sporunda, sadece futbolda değil, olsaydı. Ama inanılmaz hatalar yaptı. Yani çok yani hiçbir yöneticinin yapmaması gereken tarihi hatalara neden oldu. Sonra ne oldu? Bak 5. yıl sonunda kara bir şey olarak, sonuç olarak söylüyorum tabii. Tablo var. Gönüllüslerdeki dediğim gibi daha bir tane santrafor bulunamaz mı 5 yıl içerisinde? Veya kaç, benim bildiğim son bıraktığımda 60-65 tane futbolcu transfer edildiydi. Şu anda bile ideal bir kadro yok. Tatmin etmiyor. Kulüp her geçen gün borç batağı altına giriyor. Ya bunu da mutlaka herkesin, yani zaten bilinen olaylardır bunlar. Söylenmesi de gerekir. Söylenmemesi tam tersi kafalarda. Ha, söylemeyen gazeteciler olabilir. O da onların sorunu. Hani bu söylemeyen gazeteciler Fenerbahçe'nin yanı sıra dışında Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzonspor'da da var. Onlar ayrı bir kulvar zaten. Ama şu anda Ali Koç adına, yöneticilik adına gerçekten bana deseler ki kaç verirsin 10 üzerinden 3. Buyur abi. 3. Yani eğri oturalım, doğru konuşalım. Ama Ali Koç mesela, ben Habertürk'teydim. Fenerbahçe Kongresi olacaktı. İşte ne zaman, yanılmıyorsam Mayıs, Haziran ayı falan, Ali Koç ekibiyle birlikte Habertürk'e geldi. İşte Sayın Fatih Altaylı, Halil Özer, ben falan oturduk konuşup tam böyle vedalaşıyoruz, yemek yenildi. Dedim ki Sayın Koç, Sayın Ali Koç, bu seçimi dedim siz 16 bine 4 bin kazanırsınız dedim. Ne oldu? Gerçekten de 16 bine 4. Halbuki ben bunu içimden gelen 6. isterime dayanarak söyledim. Yoksa sadece kongre delege sayısının 20 bin olduğunu biliyordum. Onun dışında hiçbir şey bilmiyordum. Ama benim 500 tane oyum olsa 500'ünü de Ali Koç'a verirdim. Ha şimdi olsa yine verir miyim? O ayrı bir mevzu. Ama Ali Koç çok özellikli bir insan. Yani gün gibi ortadaydı o kadar farklı kazanacağı. Gönül ister ki takım toparlansın, kulüp toparlansın. Birbirinden seçkin. Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da pırıl pırıl insanlar bu göreve gelsin. Bak şimdi iddia ediyorum, bazı büyük kulüplerin eski başkanlara, bak abi uzağa gitmeyelim, biraz önce yayında söyledim yani 15-20 dakika önce söyledim biraz önce derken, Beşiktaş kulübünün mevcut yönetimi Fikret Orman hakkında yani şimdi o gün başka bir yayıncı arkadaş söyledi, neyse kelimeyi ben kullan ama sahtekarlık davası açıyor. Görevi kötüye kullanma davası açtı. Yüz kızartıcı işler niteliğinde 7 milyon liralık tazminat davası açtı. Bunu biz ima etmedik yayınlarda. Bak bunu biz Ajans Spor'da da, Radyo Spor'da da ima etmedik. Fakat Beşiktaş'ın mevcut yönetimi
Fikret Orman'a diyor ki kardeşim görevini kötüye kullandın sen. Sadakat bağlarından çok uzak kaldın. Şudur budur, ben okurken yazarken o haberi biz yazdık. Burada Ajans Spor'da ben yazdım daha doğrusu. Ajans Spor'da yayınlandı. İnanılmaz ağır ifadeler var. Bu ağır ifadeler kim söylüyor şu anda? Beşiktaş'ın mevcut yönetimi söylüyor. Ama biz bunun onda birini söylediğimiz zaman ne sahtekarlığımız kaldı ne Beşiktaş düşmanlığımız kaldı. Trabzonspor'un önceki yönetimlerinde de neler oldu neler bitti. Onu en iyi değerlendiren de mevcut yönetim. Onlar da bağımsız denetim şirketine kendi yönetimlerini incelettirdiler. Galatasaray'da durum farklı mı? Burak Elmas işte yine onlar da Burak Elmas ve ekibi de KPMG'ye rapor hazırlattı. O rapor bende var. Burak Elmas'ın bizzat kendisi basın toplantısıyla izah etti. Galatasaray kulübünün kasası delik deşik edilmiş diyen bizzat Burak Elmas. Nisan ayıydı yanılmıyorsam. KPMG raporuna dayanarak ki bende duruyor şimdi. Kitapta da var. Ki medyada da bir önemli bölümü yansıdı. Fenerbahçe'de de zaten yani neyin ne olduğunu tam daha kapalı bir, benim gözlemimi söylüyorum. Yani nihayetinde bu işlere emek sarf eden bir insan olarak söylüyorum. Fenerbahçe'de neler olup bittiğini hak kitabımda mesela şunu belirtiyorum. Sevgili Mert Alam. Elinde kimle ilgili hangi belge varsa cep telefonu numaram 549-371-0705, mail adresim atillaturker1961@hotmail.com, Instagram adresimi verdim, Facebook'da verdim. Buyurun Fenerbahçe ile ilgili varsa cambazlık Galatasaray'la, Beşiktaş'la, Trabzonspor'la, buyurun abi. Günümüzde iyi bir belge, iyi bir bilgi bir dakika içinde Türkiye'de 10 milyon kişi tarafından okunuyor. Dünyada bilmem milyarlarca insan okuyor. Varsa öyle bir belge, hani Beşiktaş düşmanı, Galatasaray düşmanı demeden önce hep destek verelim birbirimize kardeşim. Varsa dediğim gibi üstüne basarak söylüyorum. Mesela şu Beşiktaş'taki KPMG raporunu istiyorum. İstiyorum derken muhabir olarak istiyorum. Nüfus kağıdında doğum tarihim 7 Ağustos 1962. Gerçek doğum tarihim 21 Şubat 1961. Nüfus kağıdından yola çıkıyorum. Yani gerçek doğum tarihim değil ama 4 gün sonra doğum tarihim kardeşim. Bir Allah'ın kulu şu KPMG raporunu versin Beşiktaş'la ilgili. Bakalım Ahmet Nurçebi ne gibi olaylara karışmış. Karışmış mı abi? Bilelim. Kim o 102 milyon euro istisnai durum diyor kardeşim KPMG raporunda. 102 milyon euro istisnai durum ne demek biliyor musun? O diplomatik bir dille yazılan bir iki sözcüktür. Onun gerçek açılımı cambazlıktır. 102 milyon euronun euro Türk lirası karşılığı 1 milyar 910 milyon Türk lirası. Beşiktaş'ın toplam borcunun 1/3'ü. Kim aldı, kim çaldı kardeşim? Madem öyle istisnai durum deniyor, ortaya koyalım. Ahmet Nur Çebi, hatıra olarak mı saklıyorsunuz siz onu? Sayın Çebi, çıkın koyun ortaya. Uzağa gitmeyelim. Eski 100 yıl önceki Türkiye veya 100 yıl önceki dünya değil artık. Beşiktaş'ın resmi sitesinden yayınlayın kardeşim. Çimentoyu kaça alındı, kaça verildi? Veya kum kaçtan alındı, kaça verildi? Veya camlar kaç paraya yapıldı? Bir ara biz onların hepsini yayınladık. Fikret Orman 2015 yılında korkuluk yapıyor. Kendisinden başka kimsenin haberi olmuyor kardeşim. 2018 yılında biz Ajans Spor'da yayınladık. Ben yayınladığım gün inan medya mensuplarından bile arayan oldu. Biz konuştuk. Öyle bir belge sahte, öyle bir Fikret Orman gibi bir insan 2 milyon lirayı kendi şirketine yaptırmaz korkulukları falan dedi. Dedim siz merak etmeyin. 2 gün sonra Fikret Orman kürsüden kendisi açıkladı. Ucuza yaptım diye. Şimdi bakalım. O KPMG raporunda hepsi yazılı. İşte geçen hafta Ajans Spor'da da kaleme aldık. Orada da ne var? 7 milyon liralık Fikret Orman'ın suistimali var deniyor. Hatta Gökhan kardeşimiz vasıtasıyla YouTube'da izledim ben Haluk Yürekli ile birlikte, Gökhan Dinç ile birlikte. Sivilce bile etmez açacakları tüm davalar demiş Fikret Orman. Bakalım sivilce eder mi etmez mi? Ya ben sadece mesela Fikret Orman'dan istirhamım şu. Sayın Fikret Orman, KPMG raporunu alın, bana takdim edin, bana verin. Ben onu, Ahmet Nurçebi ile ilgili tüm belgeleri yazayım kardeşim. Hayır, buyurun. Hiç gizli saklı bir şey kalmasın. Bak buradaki nüansı tekrarlamama gerek yok. Herkes anladı. Fikret Orman, Sayın Fikret Orman, siz isteseniz onu 3 dakikada KPMG raporunu alırsınız. Alın, mail olarak, kargo olarak, posta olarak veya ben yanınıza kadar gelirim. Verin bana KPMG raporunu. Bakalım siz Ahmet Nurçebi'nin gerçek yüzünü o zaman göreceksiniz diyor. Evet, görelim Ahmet Nurçebi'nin gerçek yüzünü kardeşim. Evet, ben de merak ediyorum. Ahmet Nurçebi'nin suistimali var mı yok mu, nelere karıştı? Gerçek anlamda demiri kaçtan aldı, kaça verdi? Nihayetinde elbette Fikret Orman da kendi çapında haklı. Fikret Orman başkan olduğu zaman en yakındaki insan kimdi? Ahmet Nurçebi'ydi. İmzalar kim atıyordu? Ahmet Nurçebi atıyordu. Peki o zaman acaba Ahmet Nurçebi bu doğrultuda mı o raporu saklıyor?
Öyle ya abi, ver o zaman sen bir kere, sen olayın içinde, siz olayın içindeyseniz Sayın Ahmet Durçebi, korkmadan verin. En azından cezayı ödeyecekseniz ödeyin. Mahkeme size suçlu bulacaksa bulsun. Hodri meydan, dobra dobra bunları ortaya koyalım. Ama siz saklıyorsanız eğer, saklıyorlar. Ben Ahmet Durçebi'nin etrafındaki 25 kişiyle iletişime geçtim. 25 kişiyle. İletişime geçmediğim ne avukat kaldı, ne danışman kaldı, ne yönetici kaldı. Hepsi devlet sırrı gibi bir kere uzaktan gördük diyenler var raporu. Ama Ahmet Nurçebi'nin çekmecesinde duruyor. O zaman kafalarda soru işareti. Demek ki Ahmet Nurçebi bu raporun sızmamasını istiyor. Belli bölümleri de dava açıyor Fikret Orman'la ilgili. Evet, benim de tespitim bu. Kanaatim bu en azından. Atilla bitti abi, mi? Bitirdik. Abi. Sinirlendim ama haksız mıyım kardeşim sizi ya? Sizi biraz daha gevşetelim. Bugünlük sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Atilla Tüker'le Markaj sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.